Bugün sizleri çağrı merkezimize en çok gelen sorulardan biri olan geri gönderme merkezleri ve onların uyguladıkları işlemler hakkında bilgilendireceğiz. Bu konuya geçmeden önce kısaca bir kurum hakkında bilgilendirme yapalım. Geri gönderme merkezleri Türkiye'nin farklı illerinde bulunmaktadır ve bu iller genel yabancı yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiştir. Günümüz itibariyle Türkiye'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 24 geri gönderme merkezi ve 2 geçici geri gönderme merkezi olmak üzere toplam 26 merkez bulunmaktadır. Bu merkezler genellikle İstanbul, İzmir, Van, Antalya, Bursa ve Erzurum gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır. Resmi makamların açıklamalarına istinaden bu merkezlerin kapasiteleri 15.000'in üzerindedir. Bildiğiniz üzere yabancıların Türkiye'de yasal olarak kalabilmeleri için vize veya vize muafiyeti süresi bitmesi halinde geçerli bir oturma veya çalışma iznine sahip olmaları gerekiyor. Bu kapsam dışında olan yabancıların durumlarının tespit edilmesi halinde sınır dışı edilmeleri ve giriş yasaklarıyla karşılaşma ihtimali yüksektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen geri gönderme merkezleri GGM, Türkiye'de yasal olarak bulunmadığı tespit edilen ve ülkelerine geri gönderilecek olan yabancıların belirli kurallar çerçevesinde tutuldukları merkezlerdir. Bu kurallar beslenme, sağlık hizmetleri, telefon kullanma, yaşınıza veya cinsiyetinize uygun şekilde barınma, psikolojik yardım talebi gibi temel haklar çerçevesinde belirlenir. Ayrıca yabancıların vatandaşı olduğu ülkenin Türkiye Konsolosluğu ile iletişime geçme hakkı bulunmaktadır. Yabancılar için idari gözetim kararının tek nedeni yasal kalış hakkına sahip olmaması değildir. İkamet iznine sahip olan yabancıların bu izni amacı dışında kullandığı tespit edilirse, kamu güvenliği açısından sorun teşkil edecek eylemler içinde bulunursa veya kamu sağlığını tehdit edecek bir bulaşıcı hastalığı olduğu belirlenirse, sahip olduğu izin iptal edilip geri gönderme merkezine alınabilir. Geri gönderme merkezinde yabancıların kalma süresi işleyişine ve merkezlerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu süre birkaç günden birkaç aya kadar uzayabilir. Burada bulunan yabancıların iletişimi sadece birinci dereceden yakın akrabası veya yasal temsilcisi kurabilir. İdari gözetim altına alınma sebebine göre burada tutulan yabancılar kendi ülkesine gönderilebilir veya salıverme tutanağı ile belirli bir süre içerisinde ülkeyi terk etmek şartıyla serbest bırakılabilir. Nasıl bir uygulama yapılacağı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa bizi mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberimiz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere.